Türkiye'mizin dört bir tarafından kopup gelen çok değerli Yörük kardeşlerim, dernek başkanlarımız, yöneticilerimiz, değerli arkadaşlarımız, ev sahibi derneğimizin değerli başkanı, yöneticileri. Bu arada bir arada bu şekilde bir salonda Yörük üzerine, Yörük'ün dünü, bugünü, geleceği üzerine söz söylemek için gelmiş bilge insanlarımız, konferans verecek olan çok değerli akademisyenler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir arada olmaktan gurur duyduğumu ifade ediyorum. Benim Yörük yaşamı ile ilgili ve Yörük yaşamının bugüne uyarlanması ile ilgili kendime göre bazı tespitlerim vardır. Bunu bütün ortamlarda paylaşmaya çalışırım arkadaşlarla. Bu bazen insanların hoşuna gider, bazen gitmez. Ama hani sevgiyle söylenen, iyi niyetle söylenen, yürek açıklığıyla söylenen şeyler boşa gitmez diye düşünerek ben bunlara aşağı yukarı benzer temaları Yörük bahsi açıldığında, hatta ahilik bahsi açıldığında sık sık ifade ederim. Çünkü müesseseler ya da yaşam şekilleri ya da kavimler ya da belli bir yaşam şeklini sürdüren topluluklar, bunların yaşamlarının irdelenmesinde, buradaki bilim insanları bunu çok daha iyi tespit edecekler, bizlerden çok daha detaylı bilecekler ve altını çizeceklerdir. O tahlillerin maksadı geleceğe bir faydası olması, bugüne bir faydası olması, yarına bir faydası olması, insanlık kültürüne, ülke kültürüne bir katkıda bulunması, bir şey söylemesi, bir şey ifade etmesi. Değilse şunun için değil. Bunu da sık sık tekrar ederim. Beni daha önce dinlemiş dostlarım, Antalya'daki arkadaşlarım kusura bakmasın. Bunların altını çizmeye devam etmek gerekiyor. Ya neydi o günler be? Dağlarda amma keyfimiz vardı filan gibi bir şey olmasa gerek. Yani nostalji amacıyla yapmıyoruz bunları. Muhakkak çocuklarımıza bir şey söylemek için, ülkemize bir şey söylemek için, gelecekte bunlardan faydalanmak için ne yapıyorduk, neden iyiydik, ne yaptık da iyiydik, onları görüp gelecekte de iyi olmak için, yararlanmak için özü itibariyle bu toplantıları yapıyoruz, Yörük buluşmalarını yapıyoruz, duygulanıyoruz. İşin içinde romantizm de var tabii. Çünkü hepimizin belki yarım kuşak, belki bir kuşak öncesinde, belki iki kuşak öncesinde belli bir yaşam şekli var. Şimdi ana hatları çok uzatmadan, birazdan konuşmacılarımız zaten olacak. Ana hatlarıyla şunu ifade edeyim. Bir kere Yörük barışçı bir topluluk. Niye? Öldürmeyle düşman tükenmez de ondan. Yörük hayvanlı yaşatmak için, ki insanı yaşatmaktır özü. Dağlarda gezen kişi topluluklarla karşılaştığında ne yapacak? Barışçı davranacak. Çaresiz kalmadan kavga etmeyecek. Bu barışçılık herkesi hoşgörüyle karşılamayla sonuçlanacak. Herkesi olduğu gibi kabullenecek. Kimseyi yargılamayacak. Kimseyi kendine benzetmeye çalışmayacak. Ya da kimseye benzemesi de mümkün değildir zaten Yörük'ün. Kendine özgü bir hayat şekli olan bir topluluk. Demek ki ne? Yörük farklı yaşam şekillerine ve farklı insan gruplarına karşı çok hoşgörülü. Bugün bu hoşgörü lazım mı bize? Çok lazım. Her zaman lazım. Zaten başımıza ne gelirse hoşgörüsüzlükten, bizim gibi olmayanı şeytanlaştırmaktan, bizim gibi olmayanı kötü görmekten, kalp gözümüzü kapalı tutmaktan gelmiyor mu başımıza ne gelirse? Ondan geliyor. Çok kolay zıtlık üretiyoruz. Çok kolay bölünüyoruz. A, B, C. A'cı, B'ci, C'ci. Filan falan. Ucu bucağı yok. Ha, demek ki bu bize çok lazım. Yörüğün hoşgörüsü bize çok lazım. Çocuklarımıza çok lazım. Geleceğimiz için çok lazım bize bu. Başka?
Peki yörüğün yaşantısında katı bir hiyerarşi var mı? Yani böyle bir sülale egemenliği, babadan oğula geçen böyle bir beylik ya da böyle beyoğlu, beyoğlu, beyoğlu diye giden bir şey. Yattığı yerden bey olmak var mı? Var, yok böyle bir şey. Asla yok. Tersine en çok kim çalışırsa, en çok kim faydalıysa bey olan o. Peki bazen bir kadın da bey olabilmiş mi? Değil mi? Çok var. Efsaneler var. Bizim bu bölgenin en ünlüsü, sık sık onun bir türküsü var, onu ben arkadaşlarımla paylaşıyorum. Mesela bizde Selim Nazaba var. 100 sene olmuş öleli, hala efsane. Yaylası var. Kendi adında yaylası var Selim Nazaba. Niye? Selim Nazaba bilge bir kadın. Selim Nazaba yörüğün hayatını kolaylaştıran gerçek bir bey. Ulursun koca köpek ulursun, çıkar barcın yaylasında Selim Nazaba'nı bulursun, gözün görmez, dizin tutmaz, sen de benim gibi yurt yerinde kalırsın. Selim Nazaba böyle birisi. Ve şu anda da Selim Nazaba adında yayla var. Nerede? Karaman Göktepe'de. Merak edenler ziyaret edebilir. Çok var örneği. Ha, demek ki öyle kara gürültüye göre, kas gücüne göre, bilmem işte bıyığına, boyuna, posuna göre değil. Faydalıysan, işe yarıyorsan beysin. İşe yaramıyorsan bey değilsin. Öyle değil mi? Ali de beyim de taş başında oturur. Sakalı da yok, bıyıkları terledi. Sonra vefat ediyor biliyorsunuz, düşüyor. Kaç yaşında olabilir Ali Bey? Muhtemelen 16-17. Demek ki yaş sorunu da yok. Değil mi? Yörük böyle bir topluluk. Yani son derece hoşgörülü çevresine karşı. Üretimi esas aldığı için, faydayı esas aldığı için öyle kadınmış, erkekmiş, çocukmuş onu dinlemiyor. Günlük hayatında çünkü hayvanın ayakta kalması lazım. Hayvan ölürse yörük ölüyor. Dolayısıyla teferruatla uğraşacak vakti yok. Formaliteyle, kurallarla uğraşacak vakti yok. Kim en faydalıysa o yörüğün lideri. Şimdi bunda da bugüne verilecek bir mesaj yok mu bunda da? Bugünkü hayatımıza çok faydası yok mu bunların? Bunları biz tamamlasak. Yani hiç kimsenin yattığı yerden hiçbir şey olmaması gerektiğini anlasak. Emekle, topluma faydalı olmakla, insanlığa, vatana, millete faydalı olmakla ancak bir şey ifade ettiğini biz kavrasak. Kadın, erkek, çocuk, genç, bütün bu kavramların ötesinde, bütün ayrımların ötesinde bu faydaya göre toplumumuzu şekillendirsek, bu yörükten bizim alacağımız bir insanlık mirası değil mi? Bu çok açık. Ha, diyeceksiniz ki belki ya burası değişik de yorumlanabilir. Yok, ben değişik yorumlamak için söylemiyorum. Benim yabancım yok. A siyasi fikri, B siyasi fikri hepsi olabilir. İnsanlarda çok farklı yaklaşımlar olabilir. Çok farklı felsefeler olabilir. Ama bir tek şeyin ortak olması lazım. İnsanlık sevgisi, ahlak, paylaşmak, kardeşlik, dayanışma, zıtlıktan yana değil, birlikten, beraberlikten yana tavır koymak. Her zaman sevgiyi, saygıyı büyütmekten yana tavır koymak. Çünkü zıtlık çok kolay biliyorsunuz. Zıtlık üretmekten kolay bir şey yok. Birçoğumuzun hayatında tatsız şeyler var. Ben derim ki mesela, başkan, sana bak insanlar kötü davranıyor. Bunun nedeni senin şu aşiretten olmandır derim. Hadi canım der, ne alakası var? Bir daha söylerim. Başına kötü bir şey, o esnada tatsız bir şey geldiyse, ha der, evet bu doğru galiba der. Üçüncüden, dördüncüden sonra inandırırım. 13. sonra da onu kime istesem, ben de gidersem eğer saldırır. Zıtlık üretmekten başka daha kolay, sevgisizlik üretmekten daha kolay, insanları bölmekten daha kolay, hiçbir şey yok hayatta. Yeter ki niyetim bozuk olsun. Yeter ki ben şunları şöyle bir ayırayım, şunlar şunlara karışmasın. Bak, şu sana yan gözle baktı, şu farklı söyledi, şu bilmem ne yaptı. Hayatta en zor olan şey sevgi, saygı üretmek. Hayatta atomu parçalamaktan daha zor olan şey
ön yargıyı kırmak. İnsanların birbirine bakarken doğru bakmasını sağlamak, sevgiyle, saygıyla, barışla, olduğu gibi kabul ederek, kimse kimseyi kendisine benzetmeye çalışmadan düzgünce yakalayabilmesini ve yaklaşabilmesini sağlamak. İşte hocalarım var burada, benden çok daha fazla bu konuyu bilen insanlar var. Birazdan dinleyeceğiz birçoğunu. Kendileri, benim anladığım bu, genel doğrudur diye söylemiyorum. Dolayısıyla haddimizi aştıysak kusurumuza bakmasınlar. Ama benim anladığım, işte çorumuza, çocuğumuza, gelecek kuşaklarımıza, bu vatan toprakları üzerinde ve insanlığa bırakacağımız en güzel yörüklük mirası, işte bu hoşgörü, sevgi, saygı, hak eşitliği, hukuk eşitliği ve kardeşlik kültürüdür. Bu toplantıyı düzenleyen herkese, katkı veren herkese, derneğimiz, başkanımız ve yönetimimiz başta olmak üzere katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Sağ olun, var olun.